Cemaatü tıbbe fil beyteni cemen husnun kavli fi kasril kelam fekallil in kelte ve ba'del eklin tecennep ve şifau fil ina fil inidami ve leyse ala nüfusu eşşeddu helale min idhalin taami ala taam. Yani ilmi tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Hazmı izah edecek şimdi. Öyle mutlak bıraktı. Şifa hazımdadır. Yani hazmı anlatıyor şimdi. Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Hangisidir o? Kolayca nefse ve mideye, yani bedene en ağır ve yorucu hal tam üstüne yemektir. Yani nefse bedene en ağır ve yorucu hal. Bir de evde can sıkıntısıyla bir çekirdek bile atsan sistem yeniden başlıyor. Yani vücuda en muzir 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezüz için mütenevi yemekleri bir üstüne mideye doldurmak. Sığır etini yedin. Sığır etini yedin. Akşam zaten evdesin, hareket etmiyorsun. Kolayca hazmedeceğin midir? Bu doktorun sağsa ama Risale-i Nur'a girdiği için konuşuyorum. Bununla uğraşırken burayı koruyamaz. Koruyamaz. Allah Resulü'nün hadisi de var ya, hani bir gayrimüslim doktor gelmiş, doktorluk yapmış da kimse pek gitmemiş. Demiş ki, ben gidiyorum, niye? Ya hiç burada diyor, kimse hasta olmuyor diyor. Gayrimüslim doktor diyor, kimse hasta olmuyor diyor. Peygamberimize soruyor aleyhissalatü vesselam, niye diyor burada kimse hasta olmuyor diyor. Hayret ediyor gayrimüslim. Allah Resulü teyit ediyor, evet burada kimse hasta olmaz diyor. O zaman bizde diyor, acıkmadan yemek yemezler diyor. Yerken de diyor, mideyi tam doldurmazlar diyor. Bunu söylüyor tabi hadiste muvacesinde İbn-i Sina toplamış bu hadisleri ve hulasa etmiş. Biz mahvediyoruz yani. Ağır geliyor. Mesela birisi vardı, bu dün mü aradı? Kaç tane? 6-7 tane yumurta yiyor. Allah Allah. Dedim ya, taş ocağında çalışman lazım. Yani bunu nasıl hazmediyorsun? Çok ilginç. Mesela şimdi evdeyiz diye bir de koyun eti veya kuzu, yani küçük hayvan yemiyor. Büyük baş hayvanı yiyor. Şifa hazımdadır diyor. Yani kolayca hazmedeceğin şeyin miktarını ye. Nefse, bu nefse mare falan değil, bedeni kastediyor. Ve mideye en ağır ve yorucu hal tam işte söz der. 722'de bir şey diyor. Bakayım neymiş? 722. Diyor ki, telziz ile aldatma, lezzeti için bunu aldatma, dili, vücudu aldatıyor. Sonra da unutur doğru iştiha nedir. Yani insan iştihası olduğu zaman, acıktığı zaman yemiyor, doğruyu unutuyor, doğruyu. Bak, unutur doğru iştiha nedir. Bir iştihayı kazibe gelir, başına çatar. İştiha kazibe, yalancı bir iştiha. Mesela
filmini seyretsen veya birisi tasvir etse bir yemeği, yemeği birisi tasvir etse iştahımız açılır. Hatta o yemeğe karşı acıkma da olur. Bu doğal mıdır? Hayır. Kazibeymiş bu. İştihai kazibe. Yalancı bir iştiha. Hatası, yani bu hatayı yaparsa ne olur? Maraz ile hem illetlerle cezalar gelir. Maraz ve illet. Yani kalıcı veya geçici hastalıklar tepene biner. Maraz kalıcı hastalık. Hakiki lezzet, hakiki iştihadan çıkar. Lezzet mi istiyorsun? Acıkman lazım. Şimdi bir dersimiz vardı. Acıkmak kadar şifa tokta yoktur, toklukta yoktur. O açlık elemi var ya, açlık elemi. Okumuştum Osmanlıca şey kitabında, Hacamat kitabında. Hacamat eskide iki kişi yapardı yani benim bildiğim. Bir ben yapardım 20-25 yıl önce. Bir de şey yapardı, İsmail Ağa'da peynirci dükkanın üstünde birisi yapardı. O zaman onu tespit ederken garibime gitmişti. Tokluğun şifasından ziyade açlığın şifası üstündür demişti. Bu açlık elemi var ya, elem. O şifaymış. Nasıl şifa bilmiyoruz tabi. Hele gafurla ben bilmeyiz. Hakiki lezzet, hakiki iştihadan çıkar. Doğru iştiha sadık bir ihtiyaçtan çıkıyor. Bu lezzeti kafide, yani diyelim ki adam kuzu yiyor, fakir ekmek yiyor. Lezzet farklılığı var. Hayır. Adam tavuk yese aldığı lezzet fakirin aldığı kuru ekmekten alamaz. Niye diyor? Bu lezzeti kafide şah hem geda beraber, yani ciddi bir acıkma, ha kuzu olmuş ha ekmek olmuş. Çünkü insandaki o ciddi acıkma, meyil, düşünceleri, o da hisleri, o da salgılama şeylerini aktif ediyor o nispette. Hele hele bir de sünnete uygun olmadan o çiğnemek, iki güm güm doğru aşağıya, ondan sonra ha ha konuşurken, yemek yerken ha ha ha, o ne yediğinden belli değil. Dur lan dur, dur ne yapıyorsan onu yap. Bunu yapıyorsan bunu yap, bunu yap. Ya bundan zevk almaya çalış. Bir şartla yemekte müsaade edilmiş. Ne yaptığını anlayasın diye. Din meselesi. Yoksa ne haber lan? Öyle mi gittim? Arabaya geldi mi? Bu şey olmamış. Yani hep kandırıyor beyni. Çünkü beyni burada bununla meşgul olurken buradan gidiyor. Ondan sonra ne yaptığını bilmiyor. Demek ki lezzeti kafide şah hem geda beraber, hem behemdir, eşittir. Bir dinar ve bir dirhem o lezzet, berhem zend. Eşit oluyor yani, acıkma ile elem olur merhem. Bak burada da söylüyor, Osmanlıca'da okudum dedim ya. Elem olur merhem. Acıkmanın elemi merhemmiş. İlgini çekmiş miydi Osman burayı? İlgini çekmiş miydi? Elem olur merhem. Elem olur merhem. Yok abi, hiç daha önce şey yapmadım ya. Evet. Yani açlık elemi şifadır. Şifa. O azap çekmek var ya. Orucun hikmeti galiba. Yani o orucun hikmetlerinden bir tanesi de budur. He. Bak. Elem olur merhem. Acıkmanın elemi var ya. O elem merhem olurmuş. Tuhaf kitap. Tuhaf kitap. Nasıl? Ehli dünyada şey yapıyor. Açlıkla 3 gün açlık, 10 gün açlık mevzuları falan var ya. Hı hı. Aç kalmak diyor, temizlenmesi için. Evet. Yani oruç demiyor, dini demiyor ama tıbben kabul ediyorlar artık. Yapıyorlar. Evet. 3 gün oruç tutmak, yani açlıkla Kur'an'idir o. O
Yakup hangi peygamber? İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti miydi? Bir kere Cenab-ı Hak 13 günü oruç tutmasını söyledi. Var ya, çocuğu olmuyordu da 100 küsür yaşında, 96. Zekeriya Aleyhisselam'ın şeyi. Konuşmama orucu verdi ona. Konuşmama orucu. 3 gün. Bir de açlıkla şey yapmışlar, desteklemiş o da tekrar. Bir de ellem lezzetinin zemini abi. Yani insan mesela lezzet almaya çabalıyor ya. Bu adam zaten acıkmamış ki yani. O elemi çekmeden lezzet alamayacak. İki türlü de şey oluyor. Ona merhem oluyor yani. Ya. Şimdi bir de bu çok güzel şey yapıyorum. Hiç alakasız bir konuya girdik. Aslında niyetimizde bu yok ama. Nereden geldik biz buraya? Hep bu maskenin yüzünden. Bak şimdi diyor ki, ben şeyden biraz okuyayım da ondan sonra bu akşam, çünkü destek olsun ruhumuza, bir yer okuyayım. Tamam abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu lema la kal her 15 günde bir defa okunmalı. Ben başını okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenazeu fe tefşelu ve tezebi ve tezhebe rihukum ve kumu lillahi kanitin kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, ahiret kardeşlerim, ahirette de kardeşlik var ya, dünyada ise hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, bir, en büyük kuvvet, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Kuvvete bak, kuvvetin kaynağını söylüyor. Demek ki bu sıfatlara mazhariyet nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kudreti bizde zahir oluyor. Bunu bugün de biraz düşündüm de bakayım ne diyorsunuz siz. Şimdi şöyle bir misalimiz vardı ya, hatırlar mısınız? Buz su ilişkisi. Su gözükmüyor ama buz gözüküyor. Biliyoruz ama çepeçepe kurtarmıştır. Şimdi Allah'ın esması bu kainatı, her şeyi içine mi almış? Donmuş esmaya bu mevcudat. Öyle değil mi? Evet. Bu kainat esmanın cilve, cemal, nakış sanatı. Donmuş. Bak mühim bir şey söyleyeceğim. Şimdi mühim bir şey bu. Şimdi Allah'ın Esma-i Hüsna'sı donmuş, koronavirüs olmuş, şeytan olmuş, melek olmuş, Kur'an olmuş. Esma yani. Bu olay neresinde diye. Yani her şey aynı hakikatta, tek şey zaten vahdet. Vahdet neydi? Eylemde zıtların zattaki birliği. Eylemde farklılıkların kaynaktaki birliği. Şimdi bir daha balon gibi düşünün böyle. Bir fanos düşünün, fanos. Gökkuşağı düşünün.
dünyanın atmosferini düşünün, çeşitliyorum. Onun içerisinde dünyanın atmosferinin dışında kimse kalabilir mi? Dünyada olan bir insan. Kalamaz. Esma-i Hüsna böyle balon gibi yapmış. Ondan sonra ona tecelliyat vermiş. Bir esma 15 derece tecelli etmiş. Öteki esma aynı yere 3 derece etmiş. 2 derece etmiş. 20 derece edince eşya sureti farklılık arz etmiş. İstersen beşerin eliyle olsun, istersen kudret ilahiyenin kendi şeyiyle olsun ama Allah her şeyi çepeçevre tabiri Kur'an ile alnından, ensesinden, şah damarından her şeyi tutmuştur diyor. Her şey. Bize hitap ettiği için bizim dünyamızda hayvanı tutarlar ya kedi enseden, çepeçevre daha oynayamaz. Şah damarında da hayatını tuttu derler. Şimdi hadiseler, dünyevi hadiseler atmosferin içinde oluyorsa, atmosfersiz, atmosfer şuurlu olsa bu olayları bilmiyor olur mu? Mümkün değil. Eğer su buz ilişkisinde su şuurlu olsa buza verdiğimiz şekil suyun haberi olmaz mı? Olur. Evet, olur. Ha. Kendi cehenneminden görecek abi tabii. Onun için de fark eden bir şey yok. Ha, demek ki kuşatmış. Ha, kuşatmış. İşte Allah'ın bu kuşatıcı gücünü benim de mesela et gibi gözüküyor ama yaksan yanar bu. Enerjidir yani. Güneştir bu. Bu et gibi gözüküyor. Donmuş güneştir. Yakın yanar. Su ve karbon işte. Ama et kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demiş. Yaksan yanar. Nereye benzer? Güneşe benzer. Yani enerji paketiyiz. Ama biraz bir isim böyle tecelli etmiş. Öteki isim de biraz böyle erkek denmiş. Böyle böyle tecelli edince kadın denmiş. Böyle böyle olunca hayvan denmiş, çiçek denmiş. Esma'nın homojen işte tahin pekmez karışımı gibi bir şey. Bunun bu hadiseler bunun içerisinde ceyran ediyor. Bunun dışına çıkmadıkça bunun içerisinde ceyran eden hadiselerin tesirinden çıkamaz. Nasıl çıkacaksın? Çıkmanın yolu bu 9 tane madde. Bu sistemi tanıman lazım. Doktor ne demektir? Niye hastaneye veya doktor Fikret'e gidiyoruz, güveniyoruz, ilacını içiyoruz? Adam benden fazla bu sistemi biliyor. Bu sistemi bilince bu sistemin dayatmalarına karşı yöntem geliştiriyor ve boşa çıkarıyor. Şimdi bu bedendeki sistemi bilene doktor, akıldaki kafadaki sistemi bilene marifet, marifet ehli, marifetullah, kalpteki sistemi bilene hakikat ehli, ehli hakikat, muhakkik derler, muhakkik. Mudakik, akla hakim olana, muhakkik ise he, kalbe hakim olan. Ruh ise mudakik ve muhakkiki cem etmiş. Tamam mı? Cem etmiş. Şimdi hadiseler bizi niçin ezebiliyor? Sistemi bilmeyince usta şöyle diyor Mirdağ'ında, bilmeyen çekti azap, o azaptan kurtulur kim? Sultan olan anlar bizi. Şeyin vahid ne vahid diyor? Şeyi vahid. Nasıl? Ha, lütfu kahrın şeyin vahid.
bilmeyen çektiği azap, ol azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Lütfu kahrin. Tamam mı? Acayip. Mesela Allah'ın gadabı bu. Korona rahmeti değil tabii. Kahır. Ha, kahir de var, lütuf da var. Mesela nasıl olur? Elemde şifa var dedi biraz önce 722 sözlerde. Biber yiyoruz. Acı değil mi? Ama lezzet var. Şimdi bu Allah'ın gadabından hiç kimse emin değil. Hiç kimse emin olamaz. Gadaptır. Kahar yani. Kahar ilahi tecelli ediyor. Yani bazı kavimleri çekirge afatıyla yerin çökmelerle, rüzgarla, kıtlıkla, bit belası. Bit belası. Peki bu bela ne? Bu daha genel. Bütün küreyi arzı içine almış. Eski kavimlerde şey geliyordu. O bölgeye geliyordu. 2000 kişi, 5000 kişi etkileniyordu. Şimdi ise bütün küreyi arz böyle sarmalamış. Peki nasıl kurtulur? Küreyi arz bomba olup patlasa ehl-i iman korkutmaz diyor. Bir, imanın bereketiyle, yani imanın bereketini anlatmıştım biraz. Nur ve kuvvet, doğru yorumlama. Oradan iman bir güçtür, kuvvettir, enerjidir. Normal adet ilahi seni alacaksa başka ama iman güçtür, bir enerji salgılar iman. Her şeyin bir kokusu var. Mesela herkesin bir kokusu var. Anne çocuğunu 2,5'a kadar, 3,5'a kadar ensesinden cennet kokusunu alır diyor. Mesela deneyin, Kur'an okuyan bir insanın kokusu değişiyor. Yani normal bir kokusu varken Kur'an okuyunca kokusu değişiyor, siması değişiyor, konuşması değişiyor, rahatlıyor. Ondan sonra haleti değişiyor, hissiyatı değişiyor, bakışı değişiyor da değişiyor. Şimdi şeyde Osman geçenlerdeki derste dedi ki, Berat gecesinde dedi ki, ne yapmak lazım? Kur'an okumak, başka demiş şey, salavatla istiğfar. Niye kitap okuma demedi? Gerçi orada bir şey dedik ama ben tatmin olmadım. Senden sonra oturdum. Kur'an, istiğfar, tövbe ve istiğfar ve salavat. 4. Barla'da gördüm Osman. Evet abi. Kur'an ve Kur'an ile alakalı olan şeyle meşgul olmak, Kur'an okumak hükmüne geçer diyor. Soru vardı değil mi? Evet. Yani hangisini öne alalım diye. Diyor ki birinci hak Kur'an'ındır. Ama diyor altına Kur'an ile alakalı bir şey okumak, Kur'an okumak gibi geçer. Çünkü Kur'an'ın suretini okumak sünnettir. Suretini okumak. İçini bilmek. Mesela namaz kılacak kadar bilgi bilmek farz. İtikat olacak kadar bilgi bilmek farzdır. Ha. Şimdi bu 9 tane şey diyor ki bu dünyada bir ihlas sıfı ahirette değil bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en büyük bir esas ve kuvvet imanın bereketi diyor. İman ben külliyatta bununla buldum, kaydettim de imanın kokusu var. İmanın sesi var. İmanın ruhu var diyor. Ruhun
ruhun ruhu imandır diyor. Ondan sonra yani okuduktan sonra isterseniz çocuğunuza deneyebilirsiniz böyle. Kur'an cüzü bitirdikten sonra koklayın değişir. Yusuf Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam gömleğinin kokusunu aldı ya. Kokusunu aldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusuyla sahabe iz sürüp nerede olduğunu bilirlermiş. O zaman cep telefonu yok. Resulullah geçti ama nerede? Koku bırakıyormuş Allah Resulü. Fıkıhta da bunu gördüm. Fıkıhta. Diyor ki kadının kalktığı yere hemen oturmayın. Yani kadına da diyor ki erkeğin kalktığı yere hemen oturma. Aynı. Niye? Timsali sureti var. O kadar acayip ince ki orman ve hayvanın aklı var mı ağacın? Ormanın ağaçların aklı var mı? Yok. Duyguları var mı? Yok. Ama madem yok da niye baltayı açık oradan geçirme? Baltayı sarın diyor. Biz bilmiyoruz. Ağaçların hissiyatı var. Gafur, diktiğin ağaç seni tanır. Seni tanır. Sen o hoparla koydun ya Gafur, ezan okunuyor. Vallahi billahi tallahi seni biliyor. O ezan okunurken o dağlarda o yankılayan bütün ağaçlar biliyor. Çünkü bilmezse şahitlik yapamaz. Bak balta değil mi? Ağzını diyor sarın. Sarın. Ustad Hazretleri bu izi takip ettiğim ya biraz hastayım bu işlere. Kokuya ait 8 tane dersimiz var. Diyor ki Ustad israfi kelam yapmaz tarihçede. Aynı şu tabir geçiyor. Elbisesini kirlenmeden değiştirir. İsraf ikide bir yıkayacaklar. Abiler bakarlarmış kirlenmedi ya. Bu taze olan mı bu giyilmiş mi? Koklarlarmış. Gül kokuyorsa bu giyilmiş. Onu yıkarlarmış. Biraz daha sihire götüreyim. Atlet var ya. Giyilmiş ama. Kullanılmış. Kadının ve erkeğin iç çamaşır yani tenine değenle yapılır. Hem muhabbet için yapılır hem menfi. Müsbet de yapılır. Mesela birbirini sevmesi için karı koca yuva dağılmasın diye giyilmiş çamaşırla yapılıyor. Yani müsbet yani. Şimdi ihlas bu gücü aktif ediyor. Sen de ortaya çıkıyor. Yani elektrik ocağında kocaman keban barajı tezahür ettiği gibi. Biz eşyayı bilmiyoruz. Hadiselerin çarkları arasında ezilip büzülüyoruz. Çamaşır makinesi veya kurutma makinesi içinde evrilip devriliyor. Gömlek bir böyle yamuluyor, bir böyle oluyor, bir böyle oluyor, bir böyle. Öyle olmuyoruz. Hadiseler çamaşır makinesi gibi. Ehli dünya kokunun megaherzini tespit etmiş. Bir o dersi yapmadım. Defterimde kayıttı. Bir 3-4 saat de olur. Elektrik bu megaherze dönüştürülünce koku nakledilecek. Subhanallah. Koku nakledilecek. Çünkü Yakup Aleyhisselam Yusuf'un kokusunu alıyorum. Nasıl ki Mısırlı bir tabip Yakup Yusuf'un derdinden kör oldu. Dertler bana derman imiş. Yusuf'un terli gömleğini gözüne sürmüş, açılmış. Bunu mucize zannediyoruz. Evet, sureti öyle ama hakikati adam Mısırlı alim o terden hangi maddesinden damla yapmış göz damlası.
Şimdi bu sıradan bir şey geçiyor. 15 günde bir ayakta duramazsın. Bunlar olmadan diyor ki bak, madem ihlasta meskür hasalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Nurlar ahirete. Kuvvet. Şimdi bak, imanın bereketi ya, üç şeyle kurtulur koronadan. Ama Allah şehit edecekse koronayı şey yapar. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Zeynep denilen menuse bir Yahudi kadın bir yan yapmış, zehirlemiş keçi. Ustadı da zehirlemiş. Zehir yok olmuş mu? Hayır. Girmiş ona da. Ama orada duruyor. Ondan sonra vakti geldi, eceli geldi Hasan'ın. Ona diyor ki hadi aktif ol, şehit et çık. Başka. Ama bir, imanın bereketi demek, imanı aleminde aktif etmek güçtür, kuvvettir. En azından şu, insanlık şu anda koronadan inim inim inlerken biz bir derece rahat olmamızın sebebi imanın kuvveti, yani bakış açımız, yani onu yorumlamamız. Hadiseler, telkinler, propagandalar bizi ezemiyor, dişlilerin arasına böyle sokamıyor, böyle sokamıyor. Ama ustadı dinleme nispetinde bu. Şimdi madem bu müthiş zamanda dehşetli düşmanların mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında savletli bidalar, dalaletler içerisinde bizler gayet az, zayıf, fakir, kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi, kutsi bir vazife imaniye ve hizmet-i Kur'an'ı omuzumuza İhsan İlahi tarafından konulmuş. Yani sen gidip almamışsın. Mesela ben nurları o kadar basit, o kadar sıradan bir sebeple tanımışım ki aklın almaz. Yani bu kadar büyük bir nimete o kadar basit bir sebep Allah kullanmış ki yapan benim de sonra söyleyesin diye. O kadar basit sebep. Demek ki... Hasan abi. Omuz niye demiş omuzumuza İhsan İlahi? Evet. Duydun mu abi? Duydum. Hani bu hizmeti imaniye Kur'an'ı, vazife imaniye hizmeti Kur'an'ı omuzumuza konulmuş diyor. He. Yani şimdi var mı tespitiniz onunla ilgili? Bayağı var. Emir de 71'de var. Vazife-i İmaniye diyor. Neden omuza konuluyor? Ne demek yani? Omuz. Peki hatırlar mısınız? Bir eli eline, gözü kulağına davet etmez. Evet. Neydi o? Ne isim geliyordu göz kulağına? Yani el olursa eylemdi, göz nazardı, değil mi? Öyle diyoruz. Öyle göz, şey, el, fiil. Mesela, ben dur gidelim beraber. Mesela sen hizmet ediyorsun. Yani birilerine Risale'nin tanımasına vesile oldun. Eline külliyat verdin. Bu eylem. Senin niyetine ben bakmam. Beni ilgilendirmiyor. Neticede sen böyle bir şeye vesile oluyor musun? Ben senin bunu niçin yaptığını, kalbini yaramam ya Ali. Niye bunu öldürdün? Bana iman etti. Ya Resulullah korkudan iman etti dedi. Peygamber ne dedi? Aleyhissalatü vesselam. Ya Ali sen kalbini mi yardın? Hazreti Peygamber çok iyi biliyor ki Hazreti Ali ferasetiyle tespit etmiş. Tespiti doğru. Yoksa katil olur. O biliyor. Ama ona hitap ederken bana hitap ediyor. Ümmete hitap ediyor. Diyor ki şimdi eli eline niye hizmet? Çünkü niye? Bir şeyi kaldırırken bu hemen yardımına geliyor.
Bu diyor mu ki, ben bunu tek başıma kaldıracağım? Yani, peki, olmuyor. Peki, gözü kulağına diyor. Göz neydi? Göz tarzı abi. Bakış tarzı. Kulak? Kulak neydi? Kafur abi. Kulak ne yapar? Kulak, yani dinleyici kısmıydı. Dinleyici ama nereye? Beyne mi atar, kalbe mi atar? Vicdan abi, vicdan. Çünkü şeyde beraber gidelim, beraber ister. Şimdi işaret icazda ilk önce diyor, kalpten sonra diyor, kulağın zikretmesi, gözden önce hikmeti nedir diye soruldu, hatırlıyor musunuz? İlk önce kulak diyor. Semi. Ve ala ebsalim gışave. Peki niçin kulak, kalpten sonra kulak zikrediyor diyor. Kalbe en yakın olan, gözden daha yakın olan kulaktır. Peki bu noktada gözü kulağına, eli eline adalet etmez diyor Osman. Evet abi. Şimdi o zaman kulak nedir? Hadi bakalım. Evet. Yani sureti, hakikati bir olmuş abi. Yani sureti ve hakikati bir olmuş abi. Göz, yani, göz şeydi. Dimağa bakıyor. Yani gözün taşı dimağa. Evet. Kulağın taşıdığı nereye? Kalbe. Kalbe. Bu yollarından bahsediyor. El, el, yol. Göz bir yol. Kulakta yol. Maksut manası olan orası. O zaman kafası kalbine adavet eder mi? İlk önce zahir verdi. El ele. Ondan sonra gözü kulağına. Yani bunların tanımladığı alemdir. Mesela Risale-i Nur'da ve Kur'an'da, Kur'an'da da gökleri ruh makamında kullanıyor. Semalara çeviriyor ve emaneti diyor. Kur'an'da değil mi? 30. sözde geçiyor. Emaneti bir, göklere, sonra zemine, sonra dağlara teklif edilmiş. Yani bizim bildiğimiz Cenab-ı Hak haşa abes iş yapar mı? Dağa der mi ki bu emanet ya? Yani bu Kur'an ala denilir mi şeye, dağa? Abi benim omuzum gök, zemin ve dağın birleşmesi midir acaba? Onun bütünlüğü müdür ki bu eleyi bu kaldırmış abi? Yani emanet Kübra'yı da omuzuna alan diyor zaten. Peki. Evet, evet. Neyin ortası bu? İman, vücudu. Onu cem etmiş. Omuzu düştü derler yetim çocuğa. Ondan sonra omuz kişinin karakterini de gösteriyor. Gücünü gösteriyor. Mesela diyelim ki adam dedi ya benim için, adama bak diyor ya, başsavcı gibi yürüyor diyor. Yani omuz şey tanımlar kardeşim, yani taşıdığımız şey. Omuz başı taşıyor abi, iki omuz başı taşıyor. İkisi de. İkisinin cemidir. Bir tanesine ne dedi? Bak şimdi. İkisinin cemi dedim bak. Vazife-i imaniye, hizmet-i Kur'aniye. Vazife-i imaniye, hizmet başka. Hizmet eylemdir. Eylemin kaynağı kalptir. Yani eylem kalbin ve isim temayülatından çıkar. Vazife ve hizmet. Vazifeni yap. İyi bak. Vazife ilahe karışma.
sana dönük bu. Hizmet ise bu, bu hizmet, bak vazifeni yap. Vazifeni yap. Vazifeyle karışma. Sen vazifen bu. Sonra bu ihlas. Hizmeti Kur'an'ı ise sadakatla tanımlanır. Vazife iradeye bakıyor. Hizmet ihtiyara bakıyor sanki biraz abi. Hizmet sizden beklenilen değil ama. Yani vazifeyi bekliyorsun. Şu. Bak şimdi. Vazifemiz. Evet. Sana Allah'a abd ve asker olmak diyor. Vazife abde, hizmet askere bakıyor da diyebiliriz. Evet. Şimdi omuzumuza biz bedel vermeden, bu kadar kutsi bir hakikat bizi bu koronadan şu anda fanus gibi yapıp bu kadar rahat, en azından şu konuşma 45 dakika bile bizi cennet asa gibi yapması, bir nefes almamız. Yani gündeliğin ağır tekalifinden namaz vakti, ruhun bir teneffüs etmesi diyor ya. Bu öyle diye hatırladınız değil mi o namazı? Gündeliğin ağırlığından ruhun bir teneffüs vaktidir. En azından nefes alıyor şey ruh. Bu korona fanos gibi sarmış. Yani herkes ya aklen ya kalben ya ruhen, 123 Kastamonu söylüyorum diyor. Dün okuduk derste gene doktorla burada hepim. Muzdariptir diyor. Rahatsızdır. Onların içerisinde en rahat kimdir? En rahat şunlardır diyor. Ben tahmin ediyorum ki burada 123'te şu paragrafta, bak ben tahmin ediyorum ki bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahati ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, bir, ehli tevekkül, içeriye doğru gidiyor biliyor musunuz? Ehli iman, ehli tevekkül ve rızadır. Kaçtı abi sayfa? 123. Bak, ben tahmin ediyorum ki bu bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ama sahtesi değil. Sahtesi nedir? El-hubbu fillah ve el-buzu fillahı kaybetmek. Yani Allah için dostu düşmanı değil de kendisine göre yapıyor. Allah'ın düşmanlarına dost ediniyor, bitiyor zaten. Onun için hakiki ehli iman bir. İki, ehli tevekkül. Üç, rızadır. Bugün dün yapmıştık. Bugün de yazıya döktürdü. Korkunun altı meratibi var. Dün gene böyle online ders yapmıştık. Korkunun altı mertebesi var. Birinci mertebesi şu. İşleri, kendisinin dışındaki işleri var ya böyle. İşleri kesat gidecek. Fırını var, tekstili var, bakkalı var. Adam korkusu bundan. Korku. İkinci korku, bedeni toprağa girecek. İkinci korku, bedeni toprağa girecek. İçeriye giriyorum, farkında mısınız? İşlerim kesada girecek korkusu. Aklı, kafa, cennet, cehennem korkusu. Tamam. Ondan sonra kalbi korku var. Ruhi korku var. Elenin korkusu var. Tamam. Bir de onun arkasında sır insan var.
Bunların 6 tane korku. Peki ne işime yarayacak bu bilgi? Eğer ben korkunun çıtasını 2'ye çıkartabilirsem, oradan ölçü alırsam, pergelin ince şey demir ucunu oraya koyarsam, 1-2 korku beni almaz. Mesela imanı kazanma ve kaybetme davası omuzumuza açılmış. Korkunun temelini kalpte koymuş. İman. İmanı kazanma ve kaybetme davası omuzuna alan, bunu merkez yapan bir insan Rus, Fransız, Alman ve İngiliz kadar, Amerika'da kadar serveti olsa, her gün kaybetmek adına imanı korusa gene şey değildir. Şimdi değil korona. Her gün şimdi biz kalbi korkusu, imanı kazanma ve kaybetme davası olursa birinci korku neydi? İşlerim kesat olur mu? Korku bunu almaz fazla. İmanım elhamdülillah mahfuz. İki, bedeni toprağa girmekten endişe etmez çünkü sahiplenmez. Benim değil, bana emanetti. Mal sahibi istediği gibi yapar. Ama buraya bağlı olan hisler, ben kendimde zannettiğimden endişe ediyorum. Üçüncü korku neydi? Akıl korkusu. Aklın korkusu nedir? Onu da okuyayım size. Cenneti veya cehennemi kazanmak veya kaybetmek demiştik abi. Aklın. Evet, öyle yazmışız. Ben tamam. Yani. Kalbin korkusu? O da muhabbet ekibinde bildiklerini hisse indirememe demişiz abi. İndirememek o da şu. Yani Allah el hubbu fillah vel buzu fillah. İmanın kaybetme korkusu. Peki ruhun korkusu nedir? Allah'ı kaybetme ve kazanma. İmanın da sahibi olan, cennet ve cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetme veya kazanma. Kaybetme korkusu. Evet. Peki Enen'in korkusu? Adem dedik abi ona. Adem. Sır insanın korkusu? Öyle bir şey yok dedik abi. Evet. Onda öyle bir şey yok. Abi insan aslında sanki düşündüğü zaman bunlar şey oluyor gibi ya. Mesela diyelim ki insan aleminde hani hiçbir yok. İşle ilgili düşündüğüm hep evham. Yani şeytan oradan yol bulup geliyor sanki. Veya tabii, akılla ilgili... Ama bu adama demiş ki bu zamanda siyaset haberleri takip etmek yukarıda geçiyor. Aynı 123. Kalpler ifsat eder. Peki ne yapar? Biz sallamışız. Fesada sokar. Yani darmadağın olur. Asabi ruhları, mesela gafur, asabi benim gibi, asabi ruhları azap içinde bırakır. E çaresi ne peki? Selameti kalp. Oh, ruhum sıkılıyor falan. İstemiyorsan selameti kalp. İstirahat-ı ruh isteyen adam siyaseti, geniş daire haberlerini bırakmalı. Ve iddia ediyorum, doktor da dinliyor. Yani ben böyle inanıyorum. Bugün dünyada korona mevzusu haberlerde, medyadan düşsün, insanlar düzelir. İnsanlar korona ile ölmüyor. Mesela ona ait çok misal var. O gemideki hava deposu, soğuk hava deposunda kalan adam. Soğuk hava deposu olduğunu bildiği için dondu. Oysa çalışmıyormuş. Tamam. Yani kimse, herkese korona isabet etmiyor ama korkusu isabet etmiş. Psikolojisi vesairesini bozmuş, bozuyor. Abi, istatistik olarak abi, geçen seneyi bu sene kıyasladığımda normal gidişatın dışında herhangi anormal bir istatistiğin olmadığını söylüyorlar mesela. Yani... Bak ne diyor biliyor musun? Bak şimdi bugüne tutuyor mu tutmuyor mu bak. Evet şimdi küre-i arzda herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet. Bak, ehli dalalet kafir. Ehli gaflet Müslüman ama Müslümanlığını Allah'a bırakmış.
laboratuvarlarda koronanın hayat verildiğini, sanki yuhi ve yumit insan olduğunu, haşa, lan ölüye hayat verilemez ki ya. Ha, ben ama vesilelik var. Mesela ben kuluçka makinesine yumurta koysam, civciv çıksa, ben kuluçkanın, o çıkan civcivinin kıllarını, tüylerini biz mi halk ettik, hayat biz mi verdik? Çekirdeği toprağa koysak, ağaç dirilse biz mi dirilttik denilecek. Sebep ile netice beraber olduğunda buna iktiran deniliyor. O zaman o yaptı zannediyor. Sebebiyet olmak, fail olmak gibi değil, fail değil. Şimdi diyor ki bak, ehli dalalet ve ehli gaflet, bak, rahmeti umumi ilahiyeden ve hikmeti tamme-i sübhaneden habersiz olduğundan. Nasıl abi, özür dilerim. Ya esas bu ya, can alıcı, bunu kaçırmayın bak. Bak, bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, bugüne yazılmış, koronaya bak. Rahmeti umumi ilahiyeden, yani her tarafı çepeçevre kuşatmış Allah'ın rahmetini. İki, yaptığı her şeyde hikmeti tamme-i subhaniye, tam isabet. Subhan, subhan şu. Ah, sif buna özenim. Subhan, gadab ilahiyeden kaynaklanıyor. Mesela cehennem alemleri subhanallah subhanallah der. Vücut alemleri elhamdülillah. Subhanallah görünce Allah'ın celali tarafını bakacaksın. Bak, iyi bir daha okuyorum. Rahmeti umumi ilahiyeden, bu cemal. Hikmeti tamme-i subhaniyeden, habersiz olduğundan, nevi beşere, rikati cinsiye, alakadarlık cihetiyle, yani şu kadar insanlar ölüyor, İtalya'da şöyle oldu, Çin'de böyle oldu, alakadarlık cihetiyle, kendi eleminden başka, nevi beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Bak şimdi devam. Niçin diyor? Çünkü lüzumsuz, yani onların propagandası var. Koronayı devamlı pompalayarak korku salıyorlar. O kendisi yok ama icraatı var. Korona gibi icraat yapıyor bize. Sonra bak, lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak WhatsApp'larla, korona ne oldu, ne olursa olsun sahibi düşünsün ya. Dünya, Türkiye'deki yöneticiler düşünsün, onların vazifesi. Benim vazifem ulul emre itaattır. Çıkma dersen çıkmam. Çünkü ulul emre itaat farzdır. Ne, bazıları diyor ki ya ululer, la halife demedik ki. Peki tersini söylüyorum bu ahmaklara, tersini söylüyorum. Ulul emir midir? Ulul emir midir? Ulul emrin dışında ulul emir kabul etmesen anarşizlik olur. Bu toplumda bir baş olmasa, ulul emir yönetici olmazsa, itaat edilmezse cemiyet ne olur? Hamiyetperverlik maskesi altında dedik abi. Ha. Ne olur? Anarşilik olur, anarşilik. Her tarafta yağma olur. Ulul emre itaat farzdır. Yani sistem ne kadar kötü dahi olsa can, mal, namus güvenliği var. Ama anlamıyor ki. Bunun olmadığını kabul et. Sistem birliği yok. Sistemi birisi sağlamamış. Neyse. Abi bir şey sorabilir miyim? Az önce okuduğunuz yerde, ehli dalalet ve ehli gaflet de eksik olan neydi? Hikmeti bilmiyorlardı. İki şey. İki şey söylediniz değil mi abi? Neydi? Biri, hikmeti bilmiyorlardı galiba. Az önce okuduğunuz yerdeydi. Bir.
Allah'ın rahmeti şu. Allah bıraktı bizi. Allah bilme neyinizi versin. Ben karışmıyorum lan. Ne yaparsanız yapın. Demiş. Bu ne demek? Böyle düşün. Rahmeti umumiyeyi ilahiyeden. Habersiz. Bu şey. Bu. Dalalet. Bu dalalete bakıyor. Müslümana hikmeti tammeyi sübhaniye. Gadabında Allah kahar bazı kavimlere verdiği cezada bile tam hikmetli isabet var. Hikmeti tammeyi sübhaniye. Tamam. Bundan habersiz olunca ne oluyor? Aman ya Rabbi. Çepeçevre su buzu kuşatmış. Rahmet ilahiye kimseyi bırakmamış. Abicim, özür dilerim. Çok özür diliyorum. 200 Kastamonu 220'de okumuştunuz. O çok hoşuma gitmişti. Daire iktidarın haricinde dediği noktada Hasan abi hikmetine, rahmetine, inayetine, şimdi hemen bak ne diyor? Adaletine. Bakmalısın diyor. Evet. Merhamet, hikmet, adaleti noktasında. Hasan abi, şimdi benim ilgimi çeken şurası oldu. İktidar dairesini, daire iktidarı Hasan abi, iman, tevekkül ve rıza ile biz genişletiyoruz abi. Bütünletiyoruz. Ben yani daire iktidarı iman, tevekkül ve rıza ile geniş tutabiliyoruz abi. Yani her yerde, her yere hakimiyet. Yani biz iman, tevekkül ve rıza ile Hasan abi kendimizi de dış dünyayı da yapılandırıyoruz Hasan abi ya. Evet. Cehennemi cennete döndürüyoruz abi. Çünkü bir de şu var bak. Sen böyle düşününce, biz böyle düşününce ne karımız var? İşaret icazda geçiyor. Bir köşede içki içen, gayrimeşru yapan veya cevşen okuyan küre-i arzı nasıl iddete getiriyor veya memnun oluyor sorusu var. Ne diyor? Yani biz zannediyor ki insan burada konuşması burada kalıyor. Yaymıyor sanki, bir yerleri aktif etmiyor sanki. Belaya dur diyor bu dersler. Dairemizin dışına bırakıyor bu dersler, o musibeti. Denizin dibindeki balıklar bile şikayetçi oluyorlar değil mi abi? Yani tam tersini düşün. Denizin dibindeki balıklar da memnun oluyor senden bu dersten. Elhamdülillah abi. Zelzele bahsinde abi diyor ki, ehli imanın etvarı gafletinden diye geçiyor. Ya. Ehli imanın etvarı gafletinden bir manevi sıklet oluyor omuzuna yerkürenin. Omuz silmek gibi bir hareket yapıyor diyor. Bunu yani devam edin bana. İman... Bana 10 saniye verin, siz devam edin. Şey yapacağım, getireceğim. Nasıl diyor ya bu? Bu zelzeleyle kanıtlıyor. Aynen abi. Diyor ki ehli imanın etrafı gafletinin sıkletinden diye geçiyordu. O ehli imanın diyor. Ha yoksa şeyin demiyor. Ehli dalaletin, ehli gafletin bunu demiyor. Çünkü ikaz ehli imanadır. Ehli imanda zafiyet oldu mu? Hani diyor ya, bu Anadolu halkı diyor, nurları diyor, kabul etmese de diyor, ilişmesinler diyor. Yoksa diyor, etrafta bulunan belalar diyor, sergi üzerlerine akacak gelecek. Eyvah. Ya bir de abi, ruhaniyat, işte insan hayatı, dört tane mertebe diye söylüyor mu mesela? İnsaniyet tabakasında hayat-ı maddiye var, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye var. Yani her ferde ahirimiz abi, hani cennete sermediği manzaralar oluyor ya. Evet. Bunlar diyor ki ruhaniyete sermediği manzaralar oluyor. Her bıraktığın bir ferde ahir, ruhlara bile mütalagah oluyormuş abi. Şimdi her yaptığım fiilden ki muhatap benim. Şimdi mesela diyelim ki, işte Cem abinin yani vaziyetinden bir sıkıntı olsa, tutup da bana bir şey demezler yani. Sen ne ayaksın? Hani gibi ya. Dükkanla alakalı düşün sen mesela. Hani ilk sana en yakın adam en sıkıntılı adam olur yani, hani veya en mutlu adam olur. Değil mi? Doğru. İmanın etibar gafletinden yani küre yaz şey yapıyor. Niye? Çünkü abi üçüncü tabaka hayatta şey var ya, melek hayatı diyor mesela.
Melaike'nin hayat tabakası şeyleri. İsa selam semavatta ya abi. Meleki bir hayata geçer diyor. Semada ayetken bir de ruhaniyat var. İşte bizim yaptığımız fiillerden yaratılan ruhaniyatla biz burayı abi manen basıyoruz. Niye? Çünkü yer küre de zaten ne diyor? Bazı melaikenin şeyidir diyor. Bineğidir. Değil mi? Yani buradaki işte melek bilmem 70 bin başı, 70 bin dili falan diyen adam gibi. Manevi noktada ters bir münasebet oluyor yani. Devam edeyim. Nebi beşere, rikat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nebi beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü niye? Lüzumsuz, malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp, bak, lüzumsuz, sana o kadar lazım değil. Çünkü Allah'ın icraatı var, ona omuz veriyorsun. Ne olacak, nasıl gidecek, nereye bilecek? Yani kainat idareyi bari sana verseler. Yani ne olacak? Bu küçük kafayla ya sanki Allah bırakmış bir aile varmış, dünyayı şöyle yapacakmış, böyle yapacakmış. Öyle Firavun, Nemrutlar da çok şey yapacaktı. Ya aman diyor, bak öyle bir kule yap diyor, Musa'nın diyor, böyle bahsettiği böyle ilah var mı yukarıda, bir bak hele demiş. Gidi tuzak kuruyorlar. Tuzak kuranların tuzak kurması, kendilerine tuzak yapıyorlar kendileri. Sonra lüzumsuz malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini elzem işlerini bırakıp, bak, vazife-i hakikiye mi bunu araştırma, meşgul olmak? Ne olacak? Ne olacak ya? Duydun mu? Vazife-i hakikiye değil ki. Ne olacak? Elzem işlerini bırakıyorsun. Afaki ve siyasi boğuşmalara, bu siyasi bir savaştır. Bir mermi değil, diyor, biyolojik savaş bu. Ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak, ne olur, ruhlarını sersem, akıllarını geveze etmiştir. Sersem şu demek, mesela bir adam böyle dursa, dönse böyle, tamam, böyle dönse, her şey birbirine girer. Hiçbir şey net olmaz. Bütün her şey. Sersem bu. Hiçbir şey yerinde değil. Her şey birbirine girmiş. Hurda haş olmuş, Çin şöyle olmuş, İngiltere şöyle, İtalya şöyle olmuş. Aman! Eyvah! Sana da geliyor. En sende geldi. Camdan girdi. Bu adam cehenneme girmeden cehenneme girmedi mi? Ustad, vücudunda zehir var iken nasıl baktı? Zehir içinde ya. Ve işin tarafı, ehli kalp, ehli keramet olduğu halde zehiri bildiği halde bu yemeğe kattılar çorbaya. Bunu yiyor biliyor musun? Allah Allah. Sahabe bilmiyor muydu keçiyi, o Yahudi kadını zehirlediğini? Allah'ın adetine muhalefet etseler bu bilmeyi vermezler sana. Bilerek zehir içeceksin. O bilmenin faturası bu. Sen ve ben bilmiyoruz, içiyoruz. Öyle. Onlar ne yapıyor? Bak, yapacağımı yapıyorlar. Göstereyim. Şurada Nur var mı Nur? Yok. Onlar marifetullah ile her şeyden böyle bir nuru çıkartıyorlar. Bak, şey var mı? Bu ipte nur olur mu? Okuyayım. Ve bilerek kendi zararlarına fiilen rıza göstermek cihetinde
zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki el razı bi zarar ila yunzelüle kaidi esasiyesiyle şefkat hakkını, iki merhamet liyakatını kendilerinden selb etmişler. Allah kaldırıyor. Sen hadiseleri kendi başına cereyan ettiğini düşündün, ben de seni sana bırakıyor. Allah Allah, Subhanallah. 26. sözde buna ait ayet var. Diyor ki bak, o ayeti okuyayım, çok garibinize gidecek. Allah'ın cezasına bakın. Buydu herhalde. Bakayım nerede bu? 59'a 19. Şu. Vela tekunu kellezine nesula fe ensahum enfusahum. Tam metnini okuyayım size. Allah'ı unutup, Allah unutmuş, cezaya bakın. Allah taş yağdırmıyor bak. Kanser etmiyor, koronayı vermiyor. Ne yapıyor? Allah'ı unuttun mu sen? Allahsız mı düşündün? Allah'ın kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Sen mi Allah'ı mı unuttun? Yani Allahsız mı düşündün? Cezam da şu, seni sana bırakıyor. Kendisi kendisini unutma cezasını düşünebiliyor musun? Kendisi kendisini unutmuş, başka şey olmuş, hep hariç. Sonra onlara acımayacak, şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Lüzumsuz. Çünkü korkuyla dima bütünlüğü, kalp bütünlüğü dağılıyor. Dehşet ve vahşete, 3 erva habisenin izacatına mazar oluyorlar. 4 tane mi, 3 tane mi? Göstereyim size. 24. sözde geçiyor. Diyor ki, yeisin zulümatından, 339. Yeis ne yapar? Zulümat. Bu koronaya bak şimdi. Biz de bu koronayla yalnız bırakılmışız. Kimsesizliğin vahşetinden. Evde kalmışız, çıkış yasağı var. Kimsesiz. Yok mu böyle bu kainata tasarruf edecek bir zat? Tamam. Kimsesizlik vahşet yapar. Yeis, ümitsizlik, zulümatı yapar. 3 erva habisinin izacatından. Erva habisi şu, seyrettiğimiz, duyduğumuz, yaptığımız şeylerin bizde erva aliye, erva habise. İyi şeyler seyreder, iyi şeyler düşünür, iyi şeylerle meşgul olursak erva aliye. Kötü şeyleri seyreder, kötü şeyleri dinler, kötü şeyler yaparsak onun adı erva habise. Öf mahvolduk, bittik, Amerika şunu yaptı, Çin yaptı, tamam İçeride kim oldu? Erva habise. Ne yaparmış o? İzacatından. İzacat nedir? Arkadaşlar izacat nedir? Onu hep taciz ediyor, tahrik ediyor, taciz ediyor. Aciz bırakıyor, sana tecavüz ediyor. Ne demek biliyor musun? Tövbe. Ama bilin, aklına tecavüz ediyorlar. Kalbine tecavüz ediyorlar. Ruhuna tecavüz ediyorlar. Beden bir şey değil. Aklını döllüyorlar. Kalbini öldürüyorlar. Buraya döllüyorlar. Buraya bak, inşa. Bak, inşa, ihya. Aklını döllüyorlar.
kalbini öldürüyorlar, ruhunu söndürüyorlar. Tamam. Adem'i veletler oluyor. He? Adem'i veletler oluyor. Adem'i veletler, Adem'i düşünceler oluyor. Allahsız kopuk bir çocuklar oluyor düşünceler. Allahsız düşünceler. Döllenmiyor. Sarayda iki tane sarayı mukayese ederken bir tanesine diyor ki namuslu Müslüman büyüklerinin, öbürü de kafirlerin ileri gelenlerin diyor. Niye namuslu Müslüman büyükleri diyor? O bahsettiğiniz mevzu abi. Evet. Demek ki bir yeysin zulümatından. Zulümat içseldir. Kalbidir, yeis. İki, kimsesizlik kafadadır. Dehşet. Dehşeti de şöyle tanımlıyorduk. Safariye götürüyorlar, helikopterle seni atıyorlar. Bir tarafta aslan mı öleceksin? Sırtlanla mı öleceksin? Timsarla mı öleceksin? Kobra ile mi vesaire? Yani o anda, ama mutlaka bir tanesiyle öleceksin. Hangisini seçersin? O daha ölmeden, şunla öleyim demeden o andaki halete dehşet denilir. Tamam? Yeysin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, erva habisinin dışarıdan gelen resim, işitme, eylemlerden içeriği aklımızı taciz ediyor, döllüyor, tecavüz ediyorlar. Allahsız düşünüyoruz, Allahsız bakıyoruz, merhametsiz bakıyoruz. Yani Allah haşa, şey yok, bırakmış. Vahşetin bu izacatı, üçünü getirsen, yesin zulümatını koy tencereye. Kimsesizlik vahşetini koy tencereye. Erva habisenin izacatını koy. Karıştır. Bu vahşetin dehşetinden. Nasıl kurtulabilirsin? Neyle kurtulabiliyorsunuz? Diyor ki, tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen. Yani güneş şu demek, güneş. Güneşi dört şeyde kullanıyor. Allah'a, peygambere, Kur'an'a, imana ve hayata. Demek ki tabiat gecesini kendi kendini oluyor. Oradan çıkıyorsun. Güneşe teveccüh etsen. Ve yakinen İnansan ki bu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir vesaire diye devam ediyor. Ben burada bitiriyorum abi, ama şu cümleyi bitireyim. Şimdi az önce okuduğunuz abi üç tane sıfat sanki kabre sıfatına benziyor gibi abi. Ben kimsesiz, yalnız, soğuk, karanlık değil mi abi? Sanki o sıfatlar biraz kabre sıfatına benziyor. Kabir şey zannediyor avam, gafur. Toprağın içine girmek kabir zannediliyor. Evet, o sıfatlara yaşadığımız her yer abi kabriniz oluyor. Kabrin oluyor. Evet. Korona korkusu senin kabrin oluyor. Kabriniz oluyor, evet abi. Kabriniz oluyor, evet. Ve çok acayip bir şeydir abi. Hani kabirde nur derken teheccüd namazı için kabirde nur diyorlar ya abi. Evet. Bunları kaldırıyor. Şimdi şunu okuyayım. Oraya atlıyorum. Ben tahmin ediyorum, atlıyorum, okumuştuk. Yani bu dünyevi hadiselerden kim kurtulur? Bir, hakiki ehli iman. İki, daha içeriye giriyoruz. Ehli iman Müslüman. Niçin? Zina yapmamış, İçki içmemiş, domuz eti yememiş, dua almış, zekat vermiş. Bu savunma sistemini artırıyor vücutta. İsraf olmamış. Bu hakiki ehli iman. İmanın bereketi bu.
2. Ehli tevekkül. 3. Kalp ehli rıza. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar da bu üçün dışında Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Peki bu kuru bir iddia. Bunun izahını söylüyor. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. İki şey. Bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki. Öyle bir tarafkirlik değil Galatasaray, Fenerbahçe. İman böyle bir tarafkirlik değil. İman nurdur, kuvvettir. Aleminde hissedersin böyle. Şöyle diyeyim. Onu hissetmeyi bana birkaç defa oldu. Denediğimi söylüyorum. İmanı bana bir hissetmek de. Bak şimdi. Kalbim pat 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 böyle yapıyor ya. Nefessiz kalıyor. Bazen olmuş. O anda imanın bak nuru. Birinci şık basit. Gidiyor mu? Ölemiyor falan. Bu değil. İmanın nuru şu. Hemen kafanı yaptığımı söylüyorum. Allah. Allah. Gözüm kapalı. Allah. Allah. O anda işte bu dersler yapa yapa kumbaraya para atıyorsun ya. Zora kaldığın zaman açıyorsun. İşte zor kumbarayı şimdi açacaksın. Kader. Allah. Men amene bil kader. Emine minel keder. O anda kalple değil, bak kalple değil bununla. Tak. Allah. Allah. İmanın nuru. Şimdi diyor ki Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Her şeyde koronadan rahmet ilahinin izini gör. Rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp nasıl göreceksin diye sordu bana biraz siz bu konuşma. Onun için geç oldum. Ben geç dahil oldum. Birisiyle konuşuyordum. Akrabam. Rahmet ilahinin yüz diyor abi ya. Akrabamla konuşurken dedim ki nasıl anlayacağız dedi peki. Bir şeyi en güzel gösteren meyvesidir. Ne olduğunu. Yani Gafur'la ben münakaşa ettik. Bu ağaç canlıdır, cansızdır. Armuttur, şeftalidir. Nasıl anlarız en iyi? Baharı bekle. Baharı bekle değil mi? Eğer ağaç dirilirse cansız değilmiş. Armut olursa şeftali değil. Öyle değil mi? Koronanın ne olduğunu anlamak istiyorsan ne işe yaradıklarına bak. Ne işe yaradı? Ona bak. İşte yani görmeyi anlatıyorum. İman gözü görür bunu. Her şeyde rahmi her şeyde ama koronada dahil. Rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp devam ediyor. Her şeyde kemal hikmetini, hani yukarıda okuduk ya hikmeti tamme-i sübhaniyesini, gadapta dahi kemal hikmetini, cemal-i adaletini, zulüm yok. Müşahede ettiklerinden bir kemali teslimiyet, iki rıza ile, üç rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Çünkü ondan gelmiş, Çin'den gelmemiş. Aynı. Diyor ki müşahede ettiklerinden diyor ki müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet rıza ve rububiyeti ilahiyenin icraatından olan musibetlere teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Yani
teslim, tevekkül, Allah'a itimat ve Allah'a kanaat. Ne demek Allah? Allah'a kanaat et. Arzularını, isteklerin ebedi yaşamanı ertele ve ötele. Orada olacak ahirette. Ertele, ötele. İsteklerin burada tamamlanmaz. Teslimiyette güleğe karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Bak şimdi güzel bir ölçüde getiriyor. Ve merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki azap ve elem çeksinler. Yani şu fanos var diye fanos. Dünyanın atmosferi. Buzun suyu. Allah da bütün kainata bu su ilişkisi gibidir. Kainat buz olsa buzu meydana getiren su Allah'ın esması. Allahsız değil. Bazı kavimlere çekirge, bazılarına su, bazılarına ateş vesaire. Ha, bu asın insanına da bu bela. Peki peygamber kısalarında ne olmuş? Arkana bakıp bakma diyor, çek git diyor. Teheccüd vakitte söylüyor. Kırk gün bekle diyor. Evet. Kırk gün bekle vesaire. Evet. Peki merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki azap ve elem çeksinler. Elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hassiz tecrübelerle, yani dünya saadetini istiyor musun? Ahiretin lezzetini istiyor musun? Evet. Hassiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler, buluyorlar. İstersen dene. Ne diyor abi? Mesela Kastamonu 74'te rahmetli alemin zatı Resulullah'ın mertebeye şefkatinden taşmamak. Allah-u Rahmaniye'nin bir cilesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak, rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetli alemin zatı Aleyhisselatü Vesselam mertebeyi şefkatinden taşmamak. Anladık mı abi? Peki başa geliyorum ve bitiriyorum. İşte bu anlatılan sistemi ihlas da oluyor. İhlas da 21. Lema'yı 15 günde bir okumak. Dedim ya bu hadiselerde tahammül gücü nereden bulacağım ben? İmanla. İmanı çabuk olsun böyle, aküyü çabuk doldurayım. Hangi risale okuyayım? Marifetullah daha ilerisini istiyorum. İhlas Risalesini oku. Hiçbir risale dememiş bunun gibi 15 günde bir lakal okuyun diye. İhlas alemindeki tövbe 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 Allah tanımlaması oluyor. Allah beni affetsin, tabirimde niyetime göre muamele etsin. Allah'lık hakikatını alemimde şekillendiriyor. Yani şekil derken bizim şekil değil. Allah'lık hakikati var oluyor. Aktif oluyor. Var olan iman ölmüş gibi odun koyuyorum, canlanıyor yani. Allah Allah. Baktım ki İhlas Risalesini okudukça keyif vermeye başladı. Sonra peki ben bunları niye düşünemiyorum? Dedi ki gündelik, güncel hadiselere, olaylara, dünyevi hadiselere laikalarla bakmadığın için çöküyorsun. Laikalarla bakacaksın. Koronaya Kastamonu ile bakacaksın. İçsel duygularına Emirdağ ile bakacaksın. Bak biraz önce şuradan okudum işte 123. Evet. Aşo. Ya. Nasıl bir rehber? İstersen al kapı, istersen alma. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.